Babamın çaycılık yaptı. Doğru olabilir, eğri olabilir. Onda herhangi bir mahsur yok. Ancak onu en çok üzen babasını ihmal ettiği yolunda çıkan haberler. Ben dünyada yapmam canımın elinde benim mezarımı yaptırmazsa. Öte dünyada gene yakasına sarılacağım. Birazdan bir sefer yaşadın. Dünyayı gezdin, dolaştın, fırlandın. Bir gün demedin ki ya baba senin halin nedir gelip sordun mu? Benim burada üzüldüğüm şey yani babasını ihmal ediyor. Gibi benzeri bir takım şeyler efendime söyleyeyim. Böyle negatif şeylerin yazılması bunlara hedef olmalı. Müslüm Baba ısrarla üstüne basa basa tekrar söylüyordu. Şu bilinmesi gerekiyorum. Yani ataya itaat, Tanrı'ya itaattir. Ben babam maddi, manevi hiçbir şekilde eksik bırakmamışım. Ben bu yaştan sonra çay dağıttıktan sonra ben ne söyleyeyim kendime, ne söyleyeyim? Kendim bunu ya, görmüyorum, işitmiyorum. Star mikrofonu aracılığıyla böyle haberler yapan gazetecileri de uyardı Müslüm Gürses. Yani lütfen insanlar böyle bir mizansen bir şekil bir konu olacakları zaman da karşı taraf inciniyor mu, incinmiyor mu gibi böyle bir düşünceyi de bulsunlar, yakalasınlar yani. Ben görünce çok üzüldüm. Biz asilzadeyiz. Yani biz haramzade değiliz. Asilzade. Ben dünyada yapmam kendimin elinde benim mezarımı yaptırmazsa. Öte dünyada gene yakasına sarılacağım. Anlaşılan bu haberler Müslüm Baba'yı çok üzmüş. Biz de daha fazla üzmemek için konuyu değiştirelim istedik. Ve ona pırıl pırıl gür saçlarının sırrını sorduk. Bunu sırrı pırıl pırıl... Kendime bakıyorum yani. Vitaminler içiyorum, bilmem ne yapıyorum. İşte parlak saçların sırrı. Ben saçlarıma özel bir şey ne yapıyorum ki? Şampuan değiştirmiyorum. Kullanıyorum. Başka bir şey yok. Sevgi kaynar yüreğimi.